Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mehmet Uçum biliyorsunuz. Candaş Tolga Işık'a konuştu ve büyük büyük laflar etti. O lafların artçı şokları devam ediyor. Kürt siyasi hareketi. Şimdi Kürt siyasi hareket deyince ne anlaşılır? Ben de kullanıyorum bazen. Gazetelerde görüyorsunuz. Ne anlaşılıyor? O işte HDP, DEM Parti, ta 1980'lerde kurulan, HEP'ten bu yana gelen bu hareketi anlıyoruz. Ama PKK Kürt siyasi hareketi midir? Mehmet Uçum böyle bir laf etmişti. Biliyorsunuz, dün izlediniz. Fakat o lafa öyle cevaplar geldi ki, muhalefetten değil, yanlış anlamayın. Doğrudan AK Parti'nin içinden. Bakın, fitne kazanı, Sorosçu, münafık. Bak, muhalifler demiyor. İktidar cephesi içinde böyle bir tablo var. Bakın, AK Partili isimden saray danışmanına sert tepki. Terörist başı haydi DEM grubuna gelsin, umut hakkından da istifade etsin. Sözümün arkasındayım. Erdoğan'ın yeniden seçilmesi için Öcalan'ı çıkarmayı dahi göze aldık diyor. Sayın Bahçeli'nin sözümün arkasındayım lafı Türkiye'de terör vesayetini bitirmeye yönelik. PKK'nın bir Kürt siyasi hareketi olarak görülmesine yönelik geliştirilmiş bir devlet inisiyatifinin dili olarak anlaşılması gerekiyor. MHP liderinin bu iddiaya mutlaka cevabının olması lazım. Aksi halde MHP'nin terör örgütü PKK'yı Kürt siyasi hareketi olarak gördüğü sonucu çıkar. PKK'nın seçimlere katılması, Abdullah Öcalan, Murat Karayılan, Cemil Bayık, Duran Kalkan ve silah arkadaşlarının meclise girmesi anlamına gelir. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Bahçeli'nin Öcalan çağrısı PKK'nın bir Kürt siyasi hareketi olarak görülmesine yönelik dedi. Bahçeli sessiz ama o sözleri AK Parti ve saray arasında kavga çıkardı. Uçum yeni günde açıklamasına karşı kelimesini ekleyerek sözlerinin çarpıtıldığını söyledi. PKK'nın bir Kürt siyasi hareketi olarak görülmesine yönelik karşı, geliştirilmiş bir devlet inisiyatifinin dili olarak anlaşılması gerekiyor. İfadesini manasına aykırı şekilde hangi niyetle olursa olsun çarpıtmaya kalkmayın. Kimse kanmaz. Danışman değil de Cumhurbaşkanı gibi hüküm cümlesi kuruyordun. Sahiden ne oldu? Azarı işitince aydınlandın birden Sorosçu. Adama lafını yedirirler böyle. Sayın Şamil Tayyar da gayet iyi bilmektedir ki Uçum'un söylediği sözler Beştepe'nin iradesini yansıtır. Muhalefet Uçum'un açıklamaları gelişigüzel sarf edilmiş sözler değil dedi. Uçum geri adım attı ama öncesinde AK Partili Şamil Tayyar'la Cumhurbaşkanı danışmanları arasında karşılıklı fitne kazanı, Sorosçular, münafıklar suçlamaları havada uçuştu. Şamil Tayyar bayağı bir sert girmiş. Cumhurbaşkanımızın azametini kendi gölgeniz sanıyorsunuz. Sürekli racon kesiyorsunuz. Bir sıkımlık sanal Sorosçu iktidarınız yakında çöküp gidecek. Neden Sorosçu diyor? Zamanında belki ya Mehmet Uçum'un TESEV'le olan bağlantısından için diye tahmin ediyorum. Havalaya Sorosçu iddiasıyla yıllardır içeride tutuyorlar bunu. Evet. Evet. Biri içeride biri sarayda mı? Türkiye'nin en çok izlenen tartışma programı Orta Sayfa'da da gündemdeydi. Şamil Tayyar ve Mehmet Uçum tartışması. Karşılıklı sarf edilen ağır sözler için muhalefette kavgalar, çatışmalar daha buzdağının görünen küçük bir parçası diyor. Sarayın karanlık dehlizlerinden bir takım sızıntılar gün yüzüne çıktı. Çünkü AKP genel merkezini saray takmıyor. Saray içindeki gruplar birbirini takmıyor. Saray içindeki yapılar bakanları takmıyor. Gün yüzüne çıkan kısmı ise aslında buzdağının görünen parçası. Daha derinlerde çok daha büyük kavgalar ve çatışmalar var. Sayın Bahçeli'ye, Sayın Erdoğan'a tavsiyemiz bu konuları şeffaf yürütün. Karanlık dehlizlerde mayalandırdığınız konuları getirip toplumun önüne dayatmayın. Mehmet Uçum kim? Mehmet Uçum şöyle ifade ediliyor. Yani haberleri sunulurken ya da işte haberlerde ifade edilirken Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Hukuk İşleri Politikalarından sorumlu başkan vekili. Sıfatımız bu. Ama bürokrat bu kişi. Şimdi eskiden Cumhurbaşkanlığı sözcüsü vardı. Eski deyince yani 2023 Mayıs'tan önce, 2 sene önceye kadar Cumhurbaşkanlığı sözcüsü vardı. Kendisi biliyorsunuz İbrahim Kalın'dı. Şimdi de MİT Müsteşarı kendisi. O MİT Başkanı, pardon. MİT Müsteşarlığı da bitti. MİT Başkanı. Şimdi Cumhurbaşkanlığı adına konuşurdu İbrahim Bey. Biz de derdik ki bu konuşma Sayın Erdoğan'ı bağlıyor. Mehmet Uçum çıkarken hani öyle bir algıyla çıkıyor. Cumhurbaşkanı adına konuşuyormuş gibi bir algıyla çıkıyor. Ama o da değil. Öyle bir şey de yok. Yani Cumhurbaşkanı adına da konuşmuyor. Nitekim zaten Cumhurbaşkanı adına konuşsa bu kadar sert laflar edilmez kendisine. Bakın, Cumhurbaşkanı adına konuşan birine başka bir AK Partili Sorosçu diyebilir mi? Sorosçu deniyor. Bu çok ciddi bir itham. Şaşırdık mı? Şaşırmadık. Yani bu artık tablo tuhaf bir hale geliyor.